Evlilikler böyle biraz bir normali bir geliştirmek lazım. Mesela siz burada nasıl sağlığı geliştirmeye çalışıyorsunuz ya, insanlar hastalanmadan sağlığı iyileştirmeyi öğreniyorsunuz. Bence Türkiye'de diyelim ki bir evlilikte işe yarar en az 20-30 tane beceri var. Hani mola tekniği gibi ne yapılacağını böyle pratik ederseniz yapmayı öğreneceğiniz 15-20-30 tane teknik var. Bunları geniş kitlelere yayılması gerekiyor. Bunun için benim Mutlu Evlilik Atölyesi diye bir atölye başlatıyorum. Normal evliliği olan, illa sorun olan çiftlerde kastetmiyorum. Normali geliştirmek, sağlığı geliştirmek, daha iyi hale gelmek için İnanılmaz bir şey. Bir Türkiye için ilk. Ama bunu sürekli yapın hocam. Bu çok önemli bir şey. Birkaç yıldır buna hazırlanıyorum. Kitabı çıktı, programı tamamlandı. İlkini başlıyorum. Bir seri normalde evliliği geliştirme eğitimleri bunlar. Mutlu Evlilik Atölyesi çok kıymetli bir şey. Burada insanlar normali iyileştirmeyi bilmeleri lazım. Gerçekten sağlığın geliştirmesi için sağlık okuryazarlığı nasıl Aynısı. arttırmaya çalışıyorsak evlilik içinde belki evlilik kullanma kılavuzu okul yazarlığını arttırmamız lazım. Tam da kavram bu. Tam da bu. Normali geliştirme. Çünkü bazen birbirlerine tutkuyla bağlı çiftler yerli yerinde bir takım davranışlara veya becerilere sahip olmadığı için çatışma içinde evlilikleri olumsuz etkileniyor. Halbuki iyi bir evliliği sürdürmek için gerekli bir takım beceri, davranış ve tutumlar öğrenilebilir.